Ben istersem oynar demiş yani. Oynatırım demiş. Şimdi bak Belhanda aslında çok özel bir futbolcu. Hakikaten yani aklını, beynini ayağına indirebilen, çok çabuk düşünüp çok çabuk uygulayabilen özel bir futbolcu. Ve bütün bunlarda beklentilerin üzerinde de fizik gücü var aslında çalışırsa. İsterse, bak isterse, kendini hazırlarsa bütün bu şartlarda normalde bu şartlara sahip olsam da işte şunda bunda olmayan bir fizik gücüne de sahip. Ama burada şey kelimesi önemli, isterse. Hı hı. Adam isterse oynuyor. Yarın birdenbire canı sıkılıyor, tribünde hareket yapabiliyor, takım arkadaşına hareket yapıyor, rakibe bir şey yapıyor. Şimdi normal şart şöyle bir hayal kuralım. İyi niyetli bir Belhanda. Evet. Oynamaya çalışıyor. Sakatlık konusunda sıkıntı yaşaman bir Falcao. Fizik gücü artmış bir Arda. Fenerbahçe, Galatasaray, top finish olur. Zé Luis gelirse. Gelmezse ver kupayı Galatasaray'a, bana göre. Sezon başı konuşmaz diyorum ama bazı şeyleri konuşursun o zaman. Şimdi fizik gücü artmış bir Arda. Öbür taraf zaten hazır. Emre Kılınç, Fegoli. Sakatlık problemi yaşamayan. Ki ben sakatlık probleminin, yani darbe dışındaki sakatlıkların biraz moralle de ilgili olduğunu hem söylerim hem de bunu çok doktordan da duymuşumdur. Moral motivasyon da adamın iyileşme sürecini etkilediği gibi kolay sakatlanmasını da sağlayabilir durduk yere. Darbe almadan. İşte kasını, çünkü beyin dediğin şey bütün vücudu yönetiyor. Yani ben Falcao'nun moralinin yüksek olması halinde, böyle devam etmesi halinde Falcao'nun darbeler dışında o kolay da sakatlanmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte hayali şöyle tamamlayalım. İyi bir Falcao az sakatlanıyor. Moral hep yüksek. Fizik gücü biraz artmış bir Arda, bugünkünden daha iyi bir Arda. Emre Fegoli, arkada da oynayacağım diyen bir Fegoli. Şey, Belhanda gel arkaya, Luyendama kim neyine itiraz edecek? Marka öyle. Sağ bekteki bana Omar. Göre... Omar diyelim ona kısaca. Del Abloui miydi neydi? El Abdelui. Baba ismin de yani... Sen Omar de. El Abdelui. El Abdelui. Evet. Yani Omar. Şimdi hakikaten çok iyi bir oyuncu. Yani daha ilk maçtan ben futbolcuyum diye bağıran biri. Soldaki... Saratçı bence geçen sezonun son haftalarına doğru bir performans çıkışı yakaladı. Onu da sürdürüyor gibi sanki. Kerem bana dedi geçen sene göndeririz. Ben göndermem dedim. Göndermem. Çünkü sol bek bulduğunda ya önde ya arkada bir eksiği olacaktır yani. İkisini birden bulsan sana gelmez zaten. O nedenle şimdi Galatasaray'ı bir saydık sana. Muslera dışında eksiği yok bu takım şu anda. Öne de Belhanda'nın yanına bir adam daha bulursan. Taylan ve o adam işte aldıkları diğer oyuncu. Şunu demek istiyorum. Ya bu kadro normalde şampiyon olur zaten. Ha bu kadroyu niye biz şampiyon olur diyemiyoruz? Ezer geçer diye niye? Belhanda'ya güvenemiyoruz. Adam masal gibi, bir var bir yok. Falcao'ya güvenemiyoruz. Falcao'ya güvenemiyoruz. Cagney'e güvenemiyoruz. Cagney'i saymadım bile zaten. Güvenemiyoruz. Hayır, Falcao'ya güvenemezsen acaba Cagney'e güvenir misin onu diye saymıyorum düşündüm bile. Ona da. Onu saymıyorsun bile, orada diyorsun Santifor'su oyun diyorsun. Emre Akbaba işte Arda önde, arkada falan dersin Santifor'su oyun. Şunu demek istiyorum. Aksi halde Galatasaray'ın bu kadrosu çok değerli bir kadro. Kesinlikle. Ama şartlara bağlı. Peki, Milliyet Gazetesi'nin 17. sayfasında stoper bolluğu başlığı atılmış. Fenerbahçe ile ilgili geçen sene yaşadığı sıkıntılardan ders alan Fenerbahçe, işini baştan sıkı tuttu, defansını doldurdu demiş. Lacivertler tek stoperle kaldığı ve şampiyonluğu kaybettiği 2019-2020 sezonun ardından yeni dönemde savunmasını iyi kurdu. Tisserand ve Lemos gibi takviyelerin yanına Serdar Sadık ve Zanka alternatifleri oluştu. Orada 5 stoper oldu Turgay abi. Sence biri ayrılabilir mi, gönderilebilir mi kiralık ya da bonservisiyle birlikte? Sayalım. Şimdi Tisserand geldi değil mi? Lemos. Lemos var, yeni transfer. Serdar Aziz. Zanka var. Serdar Aziz var. Bir de Sadık var. 5 kişi. Sadık zaten Abbas Yolcu belli yani. Sadık, Abbas Yolcu yani Sadık muhtemelen Malatya'ya, Kayseri'ye neyse gider. Yani orada rotasyon için bile sağda şu anda Sadık yoklukta geldi. Hı hı. Hani çok yokluk, kıtlık zamanı geldi yani. Evet. Babaannem öyle anlattı, kıtlık zamanı, evlatlar falan rahmetli. O yüzden Sadık'ı bir defa orada rotasyonla bile düşünmezsin yani.
maalesef acı gerçek. Bu orada dördün üzeri biraz abartı olur. Milliyet gazetesi spor sayfasında, son sayfasında Falcao şifreleri başlığını atmış. Hemen üst başlıkta Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü geçen sezonun aksine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu arada transfer gelişmesi ekranda yerini aldı. Trabzonspor Beni Cafube'yi istiyor. Oyuncuyu kiralamak için Stoke City'ye teklif yapıldı. Detaylar Transfer muhabiri Yunus Emre Sel'de. Öncelikle Trabzonspor uzun zamandır forvet bölgesine bir takviye yapabilmek için arayış içerisindeydi. Özellikle Alexander Sörlot'un Trabzon'a dönmeme kararı almasından sonra bu arayış biraz daha hızlandırılmıştı. Çok farklı isimlerle görüşme yaptı Bordo Mavili takım ama son olarak Beni Cafube'de karar kıldı. Stoke kulübüne teklifini yaptı. Olumlu yanıt aldı bu teklife Trabzonspor. Şu anda rakamsal detaylar konuşuluyor ama çok ciddi bir sorun olmadığını söyleyelim. Oyuncu Trabzonspor'un tüm şartlarını kabul etti. Hatta Trabzonspor'un Trabzon'a gelme davetini de kabul etti. Bugün veya yarın Trabzon'a gelebilir ama dediğim gibi kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. Aslında çok ciddi beklentiler vardı Beni Cafube için. Çok ciddi bonservis bedelleri ödendi kariyeri boyunca. Bournemouth 13 milyon euro ödedi. Wolverhampton 11 milyon, Stoke 13 milyon ödedi ama bir türlü o sıçramayı yapamadı Beni Cafube. O sürekli olarak farklı takımlara kiralandı. O aşamayı kaydedemeyince kariyerini başka bir ülkede devam ettirme kararı aldı ve Trabzonspor'un kendisiyle ilgilenmesinin hemen ardından da bu teklifi kabul etti. Şu anda Stoke'la Trabzonspor kulübü arasında son teknik detaylar konuşuluyor. Kongo asıllı İngiliz futbolcu kariyerini altyapılarda İngiltere'de sürekli olarak forma giydi ama daha sonra milli takım tercihini Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden yana kullandı. 27 yaşında forvet ve forvet arkası mevkilerinde oynayabiliyor. O bölgede Trabzonspor'un ihtiyaçlarını karşılama noktasında büyük beklentiyle transfer edilmiş bir oyuncu. Arsenal altyapısından yetiştiğini de vurgulayalım. Özellikle Kalipe Kuba'nın da son Beşiktaş maçında sakatlanmasından sonra ve bu sakatlığının süresinin henüz netleşmediğini de belirtelim. Bugün MR'ı çekilecek. Forvet noktasında ciddi sıkıntı yaşıyordu bu arada. Bu noktada Beni Cafube'ye teklifini yaptı ve oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Dediğim gibi kulüpler arasındaki temaslar bugün muhtemelen belki yarına da sarkabilir. Son bulduğunda oyuncu Trabzon'a davet edildi. Bugün veya yarın da Trabzon'da olacak. Yunus Emre Sel'e kolay gelsin diyelim. Gelişmeleri bizlerle paylaşmaya devam edecek muhabir arkadaşımız. Önemli bir transfer gelişmesi. Beni Cafube daha önce Galatasaray'ın da gündemine geldi. Fenerbahçe'nin de gündemine geldi. Hatta Fenerbahçe'ye oldukça yakın olduğu da konuşmuştu. Ama Trabzonspor futbolcu Trabzon'a getiriyor. Bugün ya da yarın Trabzon'da olması bekleniyor futbolcunun. Yani Trabzonspor'un bugün ya da yarın ya da yarından sonra bir 5-6 futbolcu daha getirmesi lazım. Şimdi biz Sörlot'u konuşurken evet, şöyle dedik. Sörlot'u satıyorsan, Sörlot'u sattığın zaman ondan gelecek parayla hem Sörlot'un yerini doldurmalısın, hem biraz borç ödemeli, hem de diğer eksikliğini tamam, böyle bir rakama satılmalı. Demek ki Trabzonspor Sörlot konusunda aşağı yukarı Galatasaray'ın Ribery konusunda yaptığı hatayı yapmış. Bir bölümünü Palas'a vermiş, bir bölümünü bilmem ne yapmış. İşte 6'yı alırsam 9'a serbest kalır maddesi koymuş. Bir sürü hata yapmış yani. Böyle bir yıldız sana 40 yılda bir gelir. Sen de değerlendirememişsin. Bu bir defa tarihi bir hata. Trabzon tarihindeki kırılma noktalarından biridir bu. Ahmet Ağoğlu ağzınla kuş tutsa bunlar benim nazarımda Trabzonspor'a faydalı bir başkan olarak ben bahsetmem. Sörlot gibi bir adamı 50 milyon euroya satarsın. Ama bunun için önce sağlam bir anlaşma yaparsın. Sen ne yapmışsın? Crystal Palace'ın ne alakası var? Sen niye bu adamı sana sokaktaki adam bile başkan... Demek ki orada bilmediğimiz başka görüşmeler ya da sözleşmede detaylar var ki birlikte görüşmeler yapılıyor. %50'den sen niye el alemi katıyorsun kişinin içine? Burada sana sokaktaki insanlar bile 6 milyon euroya başkan niye almıyorsun diyorlar. Sen diyorsun niye acele edeyim, niye vereyim, zamanı yok mu? İşte bak, zamanı var, alırsın zamanında. Her sokaktaki adamın gördüğünü sen görmüyor musun? Bu adamın gideceği yer belli. Bu adam büyük kulüplere gidiyor. Şu andaki Tottenham falan da kesmez, ben sana söyleyeyim Sörlot. Sörlot, Tottenham falan da kesmez. Ya
Dortmund'a gider vatandaşının yanına ya da ona karşılık Bayern Münih'e gider. Yani